Evet canlarım. Günaydın. Evet. Sevgili dostlarım. İlk kez bir Sema çocuğu için canlı yayına katıldım. Yani en başta şunu söyleyelim. Neden bu yayını yaptık? Neden yapıyoruz? Çünkü daha önce SMA'lı çocuklar için varlık izni dahi yoktu. Ve bu çocukların varlık izni olmayan bu çocuklarımızın Ahbap Derneği Başkanı olarak benim bu çocuklarla ilgili yapabileceğim bir paylaşım söz konusu olamıyordu. Bu sebeple biraz bekledik. Elimizden geldiğince destek yaptık. WhatsApp gruplarında, iş adamı gruplarında bu çocuklarımızın kampanyalarını yürütmeye çalıştık. Sadece Twitter'da ve Instagram'da yoktuk ama SMA çocukları için inanın ki her yerdeydik. Her zaman hep olduk. Şimdi son günlerde valilik biraz valilik izinleri biraz gevşetildi. Daha önce yoktu biliyorsunuz. Ve birkaç çocuğumuz değil en az 60 çocuğumuza yakın valilik izni alındı. Bu eşitleme bizi de rahatlattı. Çünkü bir çocuk için koşturabilirsin, yaşama tutunması için koştururken diğer çocukların da olma ihtimalini göz ardı etmemeliyiz. Hepsini bir anda kurtarmak için mücadele etmeliyiz diye düşündük. Ama yine de bize gelen kampanyaları, bize gelen ailelerden gelen istekleri hep hesap numaralarını alıp her yerde paylaştık. Bunu da söylemek istiyorum. Canlarım, SMA mücadelesi konusunda çok şeyler yaptık. Ahbaplar olarak bunu biliyorsunuz. Ama artık o kadar zordalar ki, bazı çocuklarımızın zamanı o kadar az ki. Bu sebeple bu çocuklar bir an önce sağlıklarına kavuşmak istiyorlar. Aileleri istiyor. Zaten bunlar bebek, küçücük çocuklar. Ben aşağıda gördüğünüz sabitlenmiş hesap numarasına elinizden ne geliyorsa kopyalayıp yatırmanızı isteyeceğim. Ya bir çocuk bir çocuktur, bir hayat bir hayattır. Belki sizin cebinizden 10 kuruş, 10 TL, 20 TL çıkması bile o çocuğun yaşamında çok önemli yerlerde olmasını sağlayacaktır. Şu anda tünele girdik, kusura bakmayın. Sesim geliyordur umarım. Ya da geliyor, karanlıktayımdır belki de ama şimdi tünelden çıkacağız. Yani Twitter'da az önce yayınladık. Fakat Instagram'da da yayınlamış olayım. Yani her gün bir çocuğumuz için sizin karşınızda olacağım. Benim bu suratımı her gün karşınızda görmek zorunda kalacaksınız. Bugün böyle bir şey var. Hani yapalım, bu çocuğumuzu alalım, bu çocuğumuza hayat verelim. Çok eksik para var, milyonlarca lira. Ama tekrar ediyorum, herkes gönlünden 3 lira, 5 lira, 10 lira ne varsa mizra bebek için verirse, mizra bebek hayata tutunacak. Ve hayata tutunması demek hepimizin çok daha güzel şeyler yapmamızı sağlamasını sağlayacak. Küçücük bir çocuk o. Fotoğrafı aslında var ama Tarık'ı göremiyorum. Yayını almam lazım ki çocuğumuzun fotoğrafını göstereyim. Şu da olabilir. Benim elimde Niyazi kardeşimin telefonu var. Niyazi kardeşimin telefonundan Twitter'a giriyorum. Ve ancak böyle gösterebilirim galiba. Evet. Şöyle bakabilirsiniz. Bakın. Mizra bebek. Şöyle göstereyim. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Aylardır bunu bekliyorduk. Bu çocuklarımız için kampanyalar yapmayı bekliyorduk ama dediğim gibi elimiz kolumuz bağlıydı. Sizlerden ricam gerçekten şu alttaki hesap numarasını başa tutun.
hafta sonu dahi para yatırılabiliyor biliyorsunuz. Gelin canlar bir olalım. Her gün bir kampanya yapalım. Her gün bir çocuğumuza ne kadar toplarız, ne yaparız? Evet, zaten ekonomisi dar boğazda olan bir ülkenin evlatlarıyız. İnanıyorum ki şu an beni izleyen kaç bin kişi olacaksa, daha sonra da izleyenler olacaksa, inanıyorum ki yani ekonomik durumları çok yüksekte değildir. Çünkü ortalamaya baktığında %70-80'ine yakın ekonomik darboğazda olan insan, ülkenin evlatlarıyız. Ama bu ortamda bile o 10 TL'ler, o 20 TL'ler, o 30 TL'ler o kadar çok yararlı oluyor ki toplumunca. Hani ben, ya bu çocuğa çok para lazım, Mizra'ya çok para lazım ama hani ben ne yapabilirim? Yani 30 lira atsam ne olacak, ne olmayacak demeyin. Hakikaten o atalarımızın dediği damlaya damlaya gönülün özdeyişi enteresan bir yere oturuyor burada. Olur, olabilir diye düşünüyorum. Ne diyeyim, işte sizinle sohbet etmek istedim birazcık. Bak orada Ayten demiş ki 20 lira bile hayat kurtarabilir. Gerçekten öyle. 20 TL bile hayat kurtarabilir. Bu nedenle evet, hesap numarası da Tarık Altun'un hesabında yazıyor aşağıda. Banu Coşkuner TR67. Ve artık bundan sonra her gün sizinleyim vallahi. En az bir ay, iki ay benim bu suratımı çekeceksiniz dediğim gibi. Bak uykulu uykulu kalktım. Şimdi Keşan'a gidiyorum. Keşan'da Saros Körfezi için mücadelemiz var. Saros Körfezi'ndeki mücadeleyi kazanmak istiyoruz. Oranın denizinin, oranın suyun yok olmamasını istiyoruz. Hukuk davasını kazandık. Kazandığımız bu hukuk mücadelesinin hayata geçirilmesini istiyoruz. Daha ne diyebileyim? Cansınız. Bunu storylerde nasıl yayınlanıyor, nasıl kopyalanıyor ben anlamıyorum. Sizler yayınmasını sağlarsanız ben çok teşekkür edeceğim. Hadi hepinize kolay gelsin şimdiden. Yarın görüşmek üzere. Belki yarın şarkı da söylerim. Görüşürüz.